Yani ben mesela şimdiye kadar konuştuklarımızın hepsini koyacağım mesela. 25 Aslında dakika goy goy. çok kötü 25 dakika oldu değil mi? O zaman başlayalım. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz diye bir giriş yapmaya gerek yok aslında. Çünkü çok Yok. da aynen kanalı takipçi çekmeye çalışmıyoruz. Biz böyle artık sanırım Türkiye'de 5. haftasındayız karantinanın, yani evde kalma sürecinin. Dedik böyle bir teknoloji sohbetlerine başlayalım. Ne yapalım? Kuantum teknoloji sohbetleri yapıyoruz. Çünkü biz kuantum teknolojiyle ilgilenen insanlarız. Zaten bunu izleyenler muhtemelen Q-Turkey üzerinden gelecekleri için az buçuk bir fikirleri olduğunu varsayıyorum. Ama olmayanlar için kendimizi tanıtalım. Ben Zeki Sezgir, ODTÜ Fizik Bölümünde doktora öğrencisi ve araştırma görevlisiyim. Aynı zamanda Q-Turkey Network'ünün de kurucu üyelerinden birisiyim. Bugün bizimle Kutlu Kutlar ve Mustafa Gündoğan var deyip sözü Kutlu'ya bırakıyorum şimdi. Selamlar. Ben Kutlu. Zeki ile bu karantina günlerinde böyle bir posket gibi başlayıp sonra görüntülü hale gelmesine karar verdiğimiz bir olaya girişelim dedik. Buradaki ana amacımız kuantum teknolojilerine genç insanları çekmek ve bu işin hani Türkiye'den bakınca zor gibi gözüken bir işin aslında çok da zor olmadığını insanlara bir şekilde anlatabilmemiz. Yani ben de Mustafa da Zeki de hepimiz kuantum teknolojilerine bir şekilde bir yerinden değmiş, üstünde çalışmış insanlarız ve normal insanlarız. Çok böyle hani belki kafanızda kurduğunuz işte aman ben yapamam, ben de şu yok, bu yok, işte not ortalamam düşük vesaire. Bunun gibi ön yargılarınız varsa olabildiğince bunları kırmaya çalışacağız ve sizi olabildiğince dünyanın başka yerlerinde kuantum teknolojiler üzerine çalışan insanları tanıtmaya çalışacağız. Hafta hafta değişik konuklar alacağız. Üçümüzden ikisi artı bir de konuk olacak büyük ihtimalle. Böyle. Mustafa, var mı diyeceğim bir şey? Merhaba. Yok yani hani doğal organik bir şekilde senin söylediklerinin üstüne zaten bina edeceğiz de ben de hemen kendimi bir şey yapayım, tanıtayım. Mustafa Gündoğan ben de. Berlin-Humboldt Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacıyım. Kutlu'yla tanışıklığımız 8 yıl olacak galiba artık Kutlu'yla. Evet. Doktoralarımızı aynı grupta yaptık. Kutlu benden 2 yıl sonra başladı aynı grupta doktoraya. Ve onu ben 3 yıl boyunca grubun yeni öğrencisi diye tanıttım herkese. Bunlara da geleceğiz belki sonra da. Bütün bahsini Zeki'yle... grubun yeni öğrencisi olarak Evet. tanımıştım. Çok kötü. Zeki'yle de tanışıklığımız COVID, evet. Quantum of D ve bilişimi toplantıları serisi başladı Türkiye'de. Yaklaşık 4 yıl önce, 2016'da bu toplantıların ilki yapıldı. COVID 0, yani 0 şeyiyle başlamıştı. Orada tanıştık mı bilmiyorum Zeki, ama galiba bir sonraki sene Mimar Sinan'da tanıştık seninle. Hani bu konulara çok ilgili insan, yani yeni yeni hani konu büyüyor Türkiye'de, şeye başlıyor. Zeki ile öyle tanıştık. Ondan sonra hani kontakta kaldık, devam ettik. Bir sonraki sene de galiba yine denk geldik falan filan derken baktık hani iyi anlaşıyoruz ediyoruz da. Hani Kutlu'yla Zeki'nin tanışması da zannedersen benzer kanallardan. Derken böyle üçümüz güzel bir şey oldu. Hani yaklaşık 1 yıldır, 1,5 yıldır belki değil mi? Hani üçümüz ortak işte konuşuyoruz bilmem ne o bu. Derken hani böyle bir fikir geldi ve tanıdık torpil kontenjanından ilk bölüm yine ben. neyse evet öyle konuşacağız. Ne yaptık? Buralara nasıl geldik? Türkiye'deki durum nedir? Dışarıdaki durum nedir? Falan böyle kendi gördüklerimizden anlatacağız belki biraz.
Bu arada Kutlu nerede olduğunu söylemedi ama Kutlu da şu an Aa yani... doğru, ya ben nerede olduğumu söylemedim. Çünkü artık kuantum teknolojileriyle alakalı bir iş yapmıyorum. Akademiyi bıraktım. Hollanda'da bir şirkette çalışıyorum. Öyle kendi halinde alelade bir şirkette çalışıyorsun değil mi Kutlu? Evet. O yüzden yani aklım, gönlüm hala kuantum teknolojilerinde. Fakat yani ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Şimdilik en azından yani akademide zaten devam etmek gibi bir amacım olmadı hiç. Mustafa ile uzun zaman, yıllar boyunca konuştuk Barcelona'dayken. Benim zaten akademide devam etme amacım yoktu. Kuantum teknolojide de hemen yani şu anda endüstriyel olarak çok fazla fırsat olmadığı için normal bir şirkete geçtim. Yine Yani bu harman arada aslında güzel bir ayrıntı bu. Yani biriniz akademide, biriniz özel sektörde devam ediyorsunuz ve hani mesela işte kuantum teknolojileri üzerine eğitim aldım, akademide doktora mı aldım, kesin akademisyen olmak zorundayım diye bir şey zaten yok. Kesin kuantum teknolojileriyle çok direkt alakalı bir özel sektörde firmada devam etmek zorundayım diye bir şey de yok. O değil skill tabii. set, o bir sürü yere taşınabilecek yetiler kazanıyor aslında bu alanlarda çalışanlar. Yani mesela parçacık fizikçilerin gidip işte borsacı, toksikolojist falan olması gibi bir şey. Yani aslında fizikte kazanılan yetiler özel sektörde para ediyor yani. Etmiyor Tabii değil. yani zaten yani bu kuantum teknolojileri veya işte bizim çalıştığımız kuantum optik özelinde de değil. Herhangi bir fizik dalında doktora Doğru. yapıyorsanız zaten belli bir rekabetçilik seviyesine ulaşmış olmanız lazım ve doktora da size öğretilen şey büyük karmaşık problemleri olabildiğince çözülebilecek kadar küçük parçalara ayırıp onları tekrar tekrar çözüp en sonunda o büyük problemi çözebilir hale geldi. Endüstride de bu gayet önemli özellikle. Yani bu sizin işte Maxwell Equation'ını bilmenizle falan alakalı olan bir şey değil. Sadece nasıl düşünmeniz gerekiyor. Düşünme sistemi oluşturuyor. Değil mi Mustafa? Doğru, katılıyorum. Yani bunu şöyle bir şey diyeceğim. Yani fizikte ya sadece belki fizik değil, genel temel bilimlerde hani çok profesyonel olarak hani çalıştığınız zaman hani problemleri güzel tanımlamak önemli dedi Kutlu. Şimdi hani benzer bir şey özellikle bu şey muhabbetlerinde işte koronavirüs yok bilmem ne hani ya da herhangi başka böyle büyük olaylar çıktığında hani görüyorsunuz ki hani çoğu insan bir sürü şeyi karıştırıyor. Hani işte bir şeyin sebebi şu olabilir ama alakasız başka bir şey onunla bilmem neyin alakalı olabileceğini düşünüp ya tamam hayır diyorsun ki o onunla alakalı değil. Buraya odaklan hani buna bak. Hani bu neye yol açacak mesela. Hani bu bile hani çok basit temel bir şey belki de hani direkt spesifik örnek verecek kadar spesifik bir örnek de aklımda yok. Özel bir örnek de aklımda yok ama genel gördüğüm böyle bir şey var. Hani bunun için de illa ki hani fizik ya da kuantum optik doktorası yapmaya gerek yok hani bu net düşünme şeklini edinmek için. Ama genel bir zihinsel bir pratik gerekiyor belki. Ve bu da çok yani ben de hani üniversiteyi bitirdiğimde direkt böyle değildim. Biraz zaman aldım hani bu şeye varmam hani kendim için en azından konuşursam. Ve bunu gerçekten yararını çok görüyorsunuz şeyde. Dışarı çıktığınızda ya da mesela benim şimdi yaptığım işlerde hani mühendisliği aslında bayağı yakın artık. Mesela telekomünikasyon, ya kuantum haberleşme kanallarının işte çeşitli şartlar altında optimizasyonu mesela. Orada bunu görüyorsunuz, bunun yararlarını. Ya da bunu başka bir şeye uygulamak istediğinizde yine hani bunun yararlarını göreceksiniz diye söylemem mümkün Evet. herhalde. Yani bu arada mesela biz bölümde işte ODTÜ Fizik'te şey yapıyoruz. Mezun seminerleri, mezun günleri falan yaptık son 2 senedir. Ve böyle hani özel sektörden insanlar çarpıyor. Farklı farklı yerlerden. İşte yani
TCD'de de çalışan da geldi. İşte Hmm. sağlık diş implantı yapan da yani bir sürü farklı sektörden insana geldi. Hepsinin genel itibariyle gerçekten söylediği de bu. Hani fizik eğitiminde işte türev integral almayı öğreniyoruz ama hani özel sektörde kullandığın kısmı o değil eğitimi Evet. ya da temel bilim eğitimi. Hani gerçekten bir durum var. Bir, bu durumu nasıl problemleştirirsin? İki, bu problemi nasıl çözülebilir hale getirirsin? Üç, gerçekten nasıl çözersin? Dört, yaptığın çözümü daha iyi bir hale nasıl getirsin ki bu da işin biraz işte mühendisliğine doğru yaklaştığı Evet. taraf oluyor. Yani bunları zaten öğrendiğinde bunu bir sürü yere taşıyabiliyorsun. Ha ama yani bu demek değil ki ya tamam ben işte bir temel fizik eğitimi aldım. Hop başka hiçbir alan uzmanlığı almadan her şeye taşıyabilirim bunu. Hani bir de alan uzmanlığı da tecrübeyle geliyor ama yani Mustafa'nın dediği gibi çıktıktan sonra biraz içine girdiğin alanı tanıman, buna süre vermen gerekiyor. Kuantum teknolojilerine de buradan bağlayabiliriz bence. Kuantum teknolojilerinde çalışacağınızı ilk ne zaman fark ettiniz arkadaşlar? Mustafa'nın benden daha önce de vardı. Ama o zamanlar şeydi, kuantum hani teknolojileri kelimesi ya da kelimesi, bu terimi biraz yeni. Hani son belki 4 yılın, 5 yılın şeyi. Yani benim doktoraya hani ya da yani kuantum optik informasyon alanına girme motivasyonum daha çok şeydi. İşte fizik hevesli bir şekilde yazdık, girdik. Güzel ama şimdi Bilkent'teydim ben. Bilkent çok güzel, eğitimi hani çok kaliteli vesaire vesaire. Ama oradaki bölümün şöyle bir karakteristiği var. Hani bunu problem diye görmek istemiyorum çünkü hani pozitif tarafları da var. Çok belli konularda yoğunlaşmış ve o konularda da çok 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 iyi iş yapan bir bölüm. İşte bunun ana ne derler o? Omurgası araştırma konusu olarak katı hal fiziği. Hem teori hem deney katı hal fiziği ya da işte device fiziği. Kutlu da zaten hani öyle kontağımız. Kutlunun girişi de zaten öyle oldu. Onu hani kendi anlatacak galiba. Her neyse ya yani böyle olunca şimdi ama hevesli fizik öğrencisin. İşte gazlısın falan filan. İşte liseden gelmişsin. İşte bakıyorsun ama bu hani senin piyasada gördüğün sana hani ilginç fizik diye sunulan fizik bu değil. Hani bunu iyi ya da kötü anlamında demiyorum. İşte sana sunulan senin gördüğün ekspoze olduğun fizik ne? İşte yok astrofizik, yok kozmoloji, yok CERN. Tamam mı? Hani ama o bunlarda değil ve böyle olunca biz de şeyi düşündük. Hani ilginç konu ama dediğim gibi hani yoğun madde fiziği ilginç değil demiyorum kesinlikle. O zaman biraz hatta şey gibi cahiliye dönemi sanrıları tamam mı? Sanıyorsun ki işte illaki ilginç bir şeyde çalışmam lazım. CERN'e gidip gelen arkadaşlar vardı staj için. Hani onlar dedi şey yani çok büyük işte 3.000 kişi 10.000 kişi çalışıyor. Hani senin orada deneyin gidişatına etkin küçük olabilir. Ama hani orada çalışmayı sen çok seversen öyle büyük bir şeyin parçası olmak senin hani çok büyük haz alırsın. O tamamen hani geçerli bir sebep hala. Ama hani yani yaptığın deneyin gidişatını etki edecek senin karar vereceğin küçük çapta deney ne var? Biz bayağı uğraştık hani. Türkiye'de de o zamanlar yok hani kuantum optik. Hani fark ettik ki işte yok dolanık fotonlar, yok işte tek atom tuzaklama falan derken hani kuantum optik ya da atomik fizik tam böyle oraya oturuyor diye şey yapmıştık. O zamanki o da arkadaşım Tolga kulakları çınlasın dinliyorsa. Her neyse öyle oldu. Ondan sonra Türkiye'de hani yine konu yok. O işleri yapan o zamanlarda. Bu dediğim 2007-2008 seneleri. Öyle olunca ben de yüksek lisansımı doktorasını o konuda yapmış Alper Kiraz'la yapmaya karar verdim. Hani o Türkiye'ye dönünce doktorasını Amerika'da yaptı Ataç İmamoğlu'yla. Sonra Münih'te postdoc yaptı. Tek moleküllerden tek foton alma üzerine mesela çalıştı postdokunda. Öyle olunca hani en azından onun yanına gideyim ki işte hani kuantum optikte kullanılacak teknikleri birazcık öğrenirim hani şey olur. Onunla da zaten öyle konuşmuştuk. Hani burada öğreneyim sonra dışarı gitmek istiyorum diye en başta söylemiştim. Ona göre hani 2 yıl boyunca yüksek lisans boyunca da işte derslerdeki okumalarımı ya da hani ekstra zamanda harcadığım şeyleri ona göre yaptım. Ondan sonra şeye Cenevre'de bu işin şimdi emekli oldu gerçi Nikola Jizan Kutlu'nun çok iyi tanıdığı bir büyük bir araştırmacı. Bu işin hani gerçekten kurucularından. Onun grubuna başvurmuştum. Hani o grup çok büyük olduğu için alt grupları var. Her alt konunun başında hani bir grup lideri.
kuantum hafıza, hani benim başvurmak istediğim konunun başında iki kişi vardı. O iki kişiden baktım, dedim genç olanına mail atayım. Daha çok zamanı vardır falan. Başvurdum. Ondan sonra hatta çok komik oldu. Aralarında yanlışlıkla birbirlerine gönderecekleri maili bana göndermişler. Kutlu tanırsın, Hugo Zibinden. Ondan bana mail geldi. Meğerse diğeri buna maili forwardlamış, benim başvurumu. Aradığımız elemanı bulduk gibisinden. Ama sonra dediler ki bu mail yanlış, hani senin sana gitmemesi gerekiyordu. Sonra dediler ki biz postdoc almaya karar verdik. Doktor öğrencisi almayacağız, kusura bakma. Ondan sonra ben başvuru yapmaya devam ettim ama hani spesifik bu konulara başvurdum. Ve hani motivasyon mektuplarımda da öyle yazdım. O zaman da iki kişi demiştim ya. O iki kişiden diğeri benim hani mail atmadığım, öteki de Barcelona'ya transfer olmuş. Kendi profesörlüğünü orada almış. Barcelona'daki enstitüye, ICFO'ya başvurduğumda da o benim başvurumu görmüş. Ve dedi ki bu çocuk bize 2 ay önce başvurmuştu bu konuda. Demek ki hala aynı konuda pozisyon arıyor. Hani bunu sonra ben gruba gidince söyledi. Hani 2 ay boyunca, yani 2 ay sonra da hala aynı konuda odaklanmış olman iyiye işaretti diye. Hani onun grubuna katıldım. İlk öğrencisiydim. Öyle oldu ama yani hani uzattım biraz da diyecektim. Hani o zamanlar bu teknolojilerin ya da bu deneylerin direkt endüstriye ya da günlük hayata uygulanması bu kadar yakın değildi. Ve Ben daha aslında ilginç fizik deneyleri olarak görüyorduk. biraz o şekilde bakarak başladım. Yani benim de herhalde 2010-2011 falan civarlarında master yapıyordum. Raşit Hoca'nın labında. Yarı iletken karakterizasyon üzerine çalışıyoruz. Ama bayağı da çalışıyorum, yani hani böyle eşekler gibi her gün çalışıyorum. Ondan sonra işte orada çevremde gördüğüm insanlar, yani mesela Mustafa abi var, Mustafa Kulak. Adam her şeyi biliyor. Gece gündüz departmanda, o da yatıp kalkıyor yani neredeyse. Fakat şey olmuyor yani, hani gelecek bir şey varmış gibi gözükmüyordu. Yani bir ara şey dank etti, yani tamam artık iletken çalışıyorum ama bu artık hot topic bir şey değil. Yani sen burada on binlerce grup çalışıyor bunun dünyada. Ve artık satıyor olmuş durumda neredeyse. Buradan iyi bir makale çıkartıp akademiye devam etmesi de kolay değil. Veya endüstriye de iyi bir yere geçmesi de çok kolay değil. Ben dedim ki madem bu kadar çalışıyorum, daha efficient nasıl çalışabilirim? Yani hani bu çalışmayı hangi konuya kaydırırsam daha iyi yerde makale basarım, daha iyi bir CV'm olur, daha iyi, yani gelecekte daha iyi olacak endüstriyel şey. O sırada bir gün galiba önüme yine aynı Mustafa'nın başladığı yerden Ataç İmamoğlu'nun bir röportajı denk geldi galiba. İşte kuantum bilgisayarlar, kuantum teknolojileri vesaire gibisinden. Dedim tamam, buldum, ben bu işe giriyorum. Bu, yani şu anda bunu yapan hiçbir şirket yok. Sadece akademik düzeyde ama potansiyel inanılmaz. Önümüzdeki 10-15 yılı hat topluyoruz. Ben de buradan yürüyorum diye. Yani hani böyle hiç bir duygusal bir o kuantum, o entanglement bilmem ne falan gibi olaya değil. Ben profesyonelce yaklaştım aslında. Ama tabii okudukça zaten. Yani ilginç gelmemesi imkansız. Öyle girdim ben de. Ondan sonra onu hedefledim ve bütün master boyunca Avrupa'da işte Mustafa'nın anlattığı gruplar da dahil olmak üzere ben onlarca gruba mail attım. Yani hem çünkü not ortalamam 3'ün altındaydı lisansta, hem de yani semikondaktır çalışıyorum, yarı iletken çalışıyorum ve kuantumla hiçbir alakası yok. Yani aldığım tek optik ders
ikinci sınıfta optik ve dalgalar dersi. Yani ben bununla kuantum optiğe girmeye çalışıyordum. Allah'tan işte makaleler falan vardı şeyde çıkan, bastığı çıkan. Onlar işte hani onlarla göz boyamaya çalışarak kendimi bir yer bulmaya çalıştım. Öyle herhalde işte Barcelona'da benim dördüncü gittiğim yerdi mülakat. Hiç aklımda Barcelona'ya gitmek gibi bir şey yoktu. İspanya'da doktora yaparım. Yani Barcelona'ya doktora giderim. Yani oturmuyor çünkü yani Barcelona dediğin şey yani ya futboldu ya eğlencedir. O doktora. Evet. Ya Barcelona ile ilgili benim şöyle bir şey var. Şimdi yüksek lisansta Koç'tayken orada Ali Serpen Güzel var, Ali Hoca. O info'yu biliyordu. Ben ilk ondan duydum. Ki 2010 yılında hani ben master'ı bitirdim, doktoraya başlıyordum. Hani ilk şimdi fotonikte, kuantum optikte falan adı gerçekten çok çok iyi. Ama o zamanlar bu kadar değildi yani 10 yıl olmuş zaten hani. Ama o zaman Ali Hoca demişti bana, bak Mustafa hani İKFO var Barcelona'da, hani yeni yeni kuruluyor burası. Onun da galiba kolaborasyonu varmışmış zamanında. Dedi ki hani burası görece genç ama çok iyi bir yer olacak orası, orayı düşün. Oranın genel doktora kol çağrısına başvurmuştum işte. Ve oradan kabul aldığımda alıp gitmeden önce de bir hoca bana hani yine Türkiye'den şey demişti. Çünkü yani hoca labını yeni kuracak. Bak riske, büyük risk alıyorsun, dikkat et demişti. Yani lab yeri kuruluyor. Enstitü o kadar belki bilinmiyordu o zaman. Ama gayet hani şey oldu. Tuttu yani. O risk olayını bana da söylendi. Oğlum ne yapacaksın işte kuantum optik falan filan hani sonra fakir kalma gibisinden. Bana da bayağı yani hani İKFO veya Barcelona üzerinde değil de alan Konu olarak. yani riskli bir işe Ama giriyorsun. işte o da bilinmemesinden, ama işte o da büyük ihtimal. Tabii. Yani Yani Türkiye'deki tanınmaması. aynen Türkiye ile alakalı bir durum yani. Evet. Yani senin çevren, Mustafa'nın çevresinde de işte optikçiler, fotonikçiler vardı. Ben de hiç öyle O bir öyle şey değildi. Ha, olmadığı aynen. için. Aynen. Yani ben mesela kendi hani kontakta olduğum hocalarıma dediğimde, işte hani şu kişiyle, Ügün Ügderit Matın da benim hoca. Hani onun labına şu konuda çalışmaya gidiyorum dediğimde, o hani çok güzel. Hani hadi güle güle, çok güzel, aferin falan gibi hani. Geldi çünkü biliyorlardı yani hani mevzuyu. O şey Zaman kutlu ya. biraz el yordamıyla biraz gitmiş oldum yani. Şans. O zaman ben size mesela şunu sorayım şu an. Şimdi siz ikiniz de görece benzer zamanlarda yani gittiniz ve doktora yaptınız. Alana şu an çok daha fazla talep var. Yani görünen o. Hani şu an çok daha kompetitif midir? Yine bu alanda devam etmek isteyenlere mesela sizin yaptığınızdan neyi farklı yapmaları gerekir? Yani yarı iletkende çalışıp da en son dersini, optik dersini ikinci sınıfta almış ve işte bir iki makalede adı olan biri mesela şu an İKFO'ya gidebilir mi? İKFO özelinde emin değilim. Yani şöyle aslında Avrupa'nın güzelliği biraz şurada Amerika'ya kıyasla. Hocayı ikna ettikten sonra yani olan %70'i 80'i Evet. çözülüyor Burada zaten. girip mesela Kutlu, senin başvurunu anlatmam mümkün mü? Anlatsam olur mu? Tabii. Çünkü sen başvurduğunda ben orada öğrenciydim zaten. Hoca bir gün bana, yani tam hatırlamıyorum detayını da, önce bana Kutlu galiba bir mail attı. Hani beni görmüş, hani o konuda doktora yapıyorum. Hani Yok. işte sizin konu nedir? Sen Onu bana mail sonra mı at. attın sen bana? Sen bana Hayır. mail at. Demek ki hoca bana söyledi. Kutlu başvuruyor, onu Aynen. kontağa geç gibi diye, değil mi? Tam detayları unuttum çünkü. Öyleyse şöyle. Hoca bana dedi, ODTÜ'den bir başvuru var. Hani bu Ankara'dan tanıyor musun, hani biliyor musun? Bu çocuğun hani işte okulu falan bilmiyor yani. Şimdi hani bunu belki söyleyince bazı dinleyicilerden şaşıranlar olacak ama hoca mesela ODTÜ'yü duymamış, bilmiyor. Hani bu Çok iyi. Bilkent'i biliyor anlamında da hani şey yapmıyorum. Çünkü hani master yaptığım hocanın kimle master yaptığını biliyor falan der. Hep böyle küçük mikro ölçekte network aslında bunlar. Neyse hani dedi, böyle böyle bana bir başvuru var. Kutlu'nun da hani master'ı çok bereketli geçmiş. 5-6 tane yayın falan. Hani öyle olunca direkt çöpe de atmamış adam. Dedi ki yani bana böyle iyi hani görünen bir başvuru var ama tam emin de olamadım. Buna bir bakar mısın diye baktım ODTÜ. Ondan sonra Kutlu'nun birlikte çalıştığı
hocalardan bizim Bilkent'te benim de hatta bitirme projesini birlikte yaptığım Atilla Aydın'lı vardı. Kulakları çınlasın yine. Buradan selamlar. Her neyse dedim yani bu şey hani benim okulla ortak projeler yapmış hani Kutlu. ODTÜ de iyi bir okul. Öyle deyince hani bu iki cümle yetti yani hani adama şey için. Kutlu'yu mülakata çağırması için. Ondan sonra dedi tamam öyleyse ben bunu mülakata çağırıyorum. Yani Kutlu'nun uçak biletini şusunu busunu aldı. Barcelona'ya çağırdı. Değil mi? 2 gün kaldın galiba. Bir gün sahile gittik orada Kutlu'yla. Sonra ama mesela bana özellikle sordu. Hani ne düşünüyorsun bu çocuk hakkında? Çünkü benim de neye ya da direkt evet yani ilk bir yılım benim setup'taydı galiba değil mi? Ben başka bir şey yaparken sonra yani aynı projede hani çok yakın projelerde çalışacaktık. Dedi hani bizim göremediğimiz bazı arızalar varsa sen hani aynı dili konuştunuz. Sen görmüş olabilirsin. Ne düşünüyorsun? Şimdi ben de hani sırf Türk diye, ya benim komşum diye sevmediğim bir insanı, aa evet aslında çok iyi demek aslında kendin için de çok aptalca. Çünkü sevmediğin bir insanla hani 3 yıl 4 yıl uğraşmak zaten istemezsin. Ki daha önce de benzer bir şey olmuştu. Hani Türkiye'den bir başvuru gelmişti. Tanımıyorum ama tanıyanlara sordum. Dediler ki sosyal olarak biraz sıkıntılı olabilir. Hani biraz yorabilir, dikkat edin. Bir yorum gelince hocaya dedim direkt. Yani hani çok pozitif şeyler duymadım. Almadık mesela onu hani. Öyle olunca hani Kutlu'yla bir gün 2 gün geçirince gayet en rahat hissettik. Hani öyle bir şey görmedim. Dedim yani sosyal olarak da iyi bir problem yok. Bilimsel tarafına da sen karar vereceksin zaten hani hocaya. Öyle olunca geldi yani oldu. Yani senin şeyde de Cambridge tecrübende de nasıl CV'li adamlar ne kadar problem yaratabiliyor onları görmüş oldun yani. Aa evet evet tabii. Tabii Yani Cambridge'de de. adam Ya yani dört Mete'nin sene labındayken işte de tabii. orada makalesi var, burada makalesi var ama Tabii. labda çalışma ortamı başka bir şey olduğu için o ona uyum sağlaması veya yani onu ortamı bozması da çok kolay. Tabii. Gelip hep Mete de o oradayken şunlarla bunlarla hani en hocanın istemeyeceği şeylerden biri budur yani. Yani tabii. söz geçirebileceği ortalama bir adamı çok büyük egosu olan asla sözünü dinlemeyen bir adamı tercih eder. CV'si nasıl olursa olsun. Ama işte o değişiyor biraz da kültüre göre. Yani mesela Amerika'ya olsan Tabii. yani o hani Aynen. savaşçı bir kültürde olsan hani toplarsın böyle 10 tane hani kurt. Savaşsınlar. Oradan iyi bir şey de çıkacak ama yani hani muhakkak. Ama ortam belki çok dandik olacak yani. Hani o senin karakterin hani hoca olarak Biraz yetiştiğin öyle tabii. kültür mü? Bizim hoca o yüzden bizim Kültür hoca meselesi. mesela o yüzden Doğru. şeydi hani Nikola Jizer'in öğrencisi dedik ki hani bizim hoca. Jizer'in kendisi hakkında da hep böyle şeyler duyduk. Ya adam mesela 40 yaşında işte oto tamirciliği yapmış bilmem ne. Sonra kafasına esiyor diyor ki ya ben kuantum fiziği doktorası yapacağım. Ama herkes buna ya sen yaşlısın artık ne yapacaksın falan derken Nikola diyor ki tamam motivasyonluysan gel ben sana kapım açık. Hani o Rob muydu o ya? evet abi. Rob gibi. Ama mesela bizim hoca da öyle. Yani teknik meslek İsviçre'nin teknik lisesinden mezun adam. Teknisyen ya da hani biraz daha eğitimli teknisyen artık. Neyse. Olacakken sonra gidiyor adam kaç 30 yaşında mı ne doktoraya başlamış galiba ya da 35'inde mi başlamış bir şey tam detayını Evet, unuttum. bir de işte şey de var. Bizim hoca da ÜK'te nanoscience master falan yapmış. Yani aslında Doğru böyle doğru. Katı harici kuantumla aslında diyebiliriz. alakasız işlerden yani aslında birbirini anlıyorsun, öyle bir şey oluyor yani Evet. yapılmayacak bir şey olmadığını kendin bildiğin için o altyapıdan o background'la gelen adamı da kabul etmen daha kolay olabiliyor. Evet. Evet. Yani Evet. şimdi Yani biraz Kutlu'nun şey diyecektim, yani üzerine azıcık da konuştuk da benim sormak istediğim hikayelerden birisiydi. Ben teorikçiyim. Yani labda çok az vakit geçirdim. O da genel itibariyle dersler ve hani sonrasında bir ufak bir şeyler denemek için de kuantum datlarla alakalı. Ama hani deneyci olmak, çünkü hani bizim yani Bilkent ve ODTÜ'den geldiğiniz için hani şey ekolü vardır ya, böyle en iyi fizikçi, en böyle makbul fizikçi, teorikçi olandır falan. Hani oysa bu iş öyle değil. Yani yurt dışında hiç öyle değil. Hani Türkiye'de de artık yavaş yavaş değişiyor. Çünkü hani gerçekten laboratuvara girmek lazım. Laboratuvarda bir şeyler yapmak lazım ve laboratuvar kısmı girince işin içine biraz sosyallik önem kazanıyor. Hani böyle ben çok tersim, kafamın dikine Güzel. giderim, sadece otururum günde 15 saat fizik çalışırım, hiç kimseyle konuşmam diyen bir insanla hani böyle daha takım çalışmasına uygun
öyle bir geçmişi olan insan arasında mesela seçim yapması gerektiğinde hocalar, hani sizin, yani tabii Amerika biraz daha farklı bir durum olabilir de, Amerika zaten çok enteresan bir yer. Yani abi sürekli hocalar, yani ya çok böyle destekleyici ya da çok köstekleyici şeklinde böyle ekstrem uçlarda takılıyor benim gördüğüm kadarıyla. Böyle oradan gelenler, abi hoca bana her gün bağırıyordu diyen de var. Hoca böyle her yaptığım şeye aferin evladım, aferin evladım diyordu diyen de var. Yani böyle bir arada bir yerler daha makul. Ama yani sormak istediğim soru aslında şu, hani sadece fizik çalışmak mı bir yere gidebilmek için? Yani olay mesela sosyal yetilerini geliştirmeye hiç mi uğraşmamalı bir insan? Ya da ne bileyim, takım çalışmasını geliştirmek böyle kendiliğinden olan bir şey mi? Yoksa mesela siz Avrupa'da eğitim alırken gerçekten gelip size birileri abi takım çalışması önemli, bakın bunun için bir eğitim vereceğiz size gibi şeyler yaptılar mı? Ya da bu hocanın inisiyatifinde miydi? Valla böyle bir şey, yani bir eğitim verilmesi gibi bir durum olmadı. Ama zaten belki de deneyicilerin özellikle mülakata çağrılmasının sebebi bunu kontrol etmek olabilir yani. Çünkü bir gün boyunca o grupla geçiriyorsun. Yani o Evet. mülakatlar çoğunlukla şöyle dönüyor. Önce sen kendi konuşmanı yapıyorsun. Sorularını soruyorlar vesaire. Ondan sonra sıra onlara geliyor. Bu sefer sen soru sormaya başlıyorsun. Öğrencilerle teker teker konuşabiliyorsun. Önce sana deneylerini anlatıyorlar. Labu gezdiriyorlar. Ondan sonra yani, yemek yiyorsun. İşte sosyal hayat konuşuyorsun vesaire. Yani o sosyalliğini göstermen gereken böyle bir 5-6 saat geçiriyorsun Evet. orada. Az çok oradan anlaşılıyor zaten. Evet, onu diyecektim ben de. Yani hani çok bariz arızaları olan insanlar belli ediyor kendini. Ya yani Kutlu, hatırlar mısın bilmiyorum da, bize mesela Barcelona'da doktoraya başvuran bir eleman vardı. Adam deney setup'ının başında size kaç para maaş veriyorlar diye soruyordu. Evet, Hocaya o. da benzer şeyler sormuş. Hatırlıyor musun? Notları çok yüksekti ama böyle bir hani o tavır görüyorsun, yani sadece bu soruyu sorması da değil de. Diyorsun ki ya bu geldiğinde her şeyi domine etmeye çalışacak. Alakasız alakasız atlayacak her şeye. Ya da mesela Anlıyorsun şeyde hani ya, çünkü aynen bir şekilde belli oluyor. zaten o da bir stres oluyor ya, yani şeyde mülakat sırasında bir stres oluyor. O stres biraz da senin o ekstrem personanı açığa çıkarmana sebep oluyor. Yani Evet. belki o kadar saçma bir herif değil ama problem çıktığı zaman o hale dönebilir. O potansiyeli görüyorsun. Evet, doğru, haklısın. Haklısın, çok güzel dedin. Ya benzer bir şey kendim için Cambridge'e, hani postdoc için Mete'ye başvurduğum zaman işte oraya çağırdı. İşte yine hani konuşma şu bu, grupla zaman geçiriyorsun. Ondan sonra dedi hani pozitif, güzel. İşte birkaç ay sonra dedi hani tamam, official, resmi hani teklif gelecek. Ondan sonra ben oraya başladıktan sonra bir gün Mete bana şey demişti. Senin konuşmanda şeyi sevdik demişti. Konuştuğum, yani sunduğum bir yerde bir şey sormuşlar. Ben hatırlamıyorum detayı gerçekten de. Ya düzgün cevap veremedim ya da bir şey tam düzgün sunamadım mı? Bir şey. Tam detayı hatırlamıyorum. Ama dedi ki orada artistlik yapıp iddia edip hayır bu böyledir demedim. Hani mevzuyu bizimle birlikte hani akıl yürütüp anlamaya çalıştım. Hani eziklik yapmadan hani gibi. O güzel bir işaretti mesela, demişti. Ama orada mesela diyorum yani böyle şeyler çıkıyor. Ama orada desem ki ben hani iddia etsem hayır, siz bilmiyorsunuz böyle değil. O, ben bunu yaptım falan desem, diyecekler ki ne yapıyor bu yani, hani tipe bak. Anlatabiliyor muyum? Aslında çok, ya değerlendirenler de insan. Yani şimdi biz üçümüz burada geyik yapıyoruz. Hani bir adamın teki, yani birisi bir kişi gelse alakasız konuşsa diyeceğiz ki ya bu ne iş bu, ne yapıyor? Hani. Yani o yüzden aslında değerlendirme de çok basit şeyler üzerine geldi. Ama işte hocanın da biraz o yeteneğine, adam seçme yeteneğine Aa, evet, yani bizim sosyal. hoca o açıdan yani mesela adam böyle süper zeki, çanı kaçanı anlayan, yapan bir herif değil ama insan yönetmeyi iyi biliyor, insan seçmeyi iyi biliyor. Haliyle bizim yani kaç sene oldu Mustafa kurulalı bu? Sen ilk öğrencisin, Abi 10 10 sene yıl oldu. oldu işte. Bu Eylül'de 10 yıl olacak. Yani Ha, 10 9,5 yıl oldu. senedir grupta herhangi bir çatışma, kavga,
Yok. Hiç böyle birbirine küsen, eden hiçbir şey olmadı yani. Yok, sen benim deneyimi bloke ettin. Yok, ben makalede adım olacaktım, olmadım. Hani böyle bir Yok, arıza evet. hikaye. Hani ben grupta 5 yıl durdum. Kutlu hani 2 yıl time shifted ve hala aynı grupta kontağımız var ve hani o 10 yıl boyunca büyük arıza bir şey duymadık. Hani Peki bu yaygın bir şey mi? boşluk Mesela vesaire. arıza çıkması? Yani bizim enstitüde mesela vardı böyle hocalar. Ama gene çok yoktu Kutlu sanki. Yani çok Çok yaygın yoktu değildi tabii sanki. yani İKFO zaten için. İKFO için yani çok yoktu. mesela 10 kişilik 10 grubun olduğu bir enstitüde bir iki tane arıza olunca direkt dinleniyor zaten ve de hep onların ismi konuşuluyor. Yani bunun da olmaması zaten çok arıza olan tipler de Amerika'dan gelmiş insanlar orada bir parantez içeyim. Evet ya, oralarda daha çok şey duyuyoruz yani, o hani yarışmacı Evet. kültürden gelenlerden ya da oralarda daha acayip şeyler duyuyoruz. Yani hani Doğru. biz böyle güzel güzel anlatıyoruz ama yani Amerika'ya gidince de doktor öğrencilerin birbirine kırdığı bölümler olduğunu falan filan duyduk yani. Doğru. O Ama zaman bir mesela şey de Amerika oluyor. bölümü yapmamız lazım ya. Onu evet, ama mesela şey de oluyor ya, benzer şekilde duyuyoruz. Hani hocalar mesela 5 kişilik deneye 8-10 kişi alıyor. Diyor ki hani bunlar savaşsın. Kapışana kadar zaten hani çok çalışmak zorundalar hani hayatta kalmak için. Yani iş yapılıyor mecbur ama 2-3 öğrenci de harcanıyor yani arada. Mesela bunu Türkiye'de de yapanlar vardı hatta. Yani benzer. Yani yapanlar var diye çok böyle kuvvetli söylemek istemiyorum da. Hani bunu yapıyor diye duyduklarım vardı, öyle söyleyeyim. Evet O yani zaman Amerika şey tamamen başka bir olay. ekol meselesi aslında yani. O nedenle aslında Avrupa'ya gitmek isteyen bizden çıkacak öğrencilerin de başvuracakları hocaların eğitimine bakması lazım değil mi? Hani doktorasını nereden almış, nasıl bir ekolden gelmiş, Tabii. hocası kim? Yani hocanın hocası kim bile aslında önemli bir gösterge. Biz zaten hep hocanın hocasından bulduk hocayı yani. Öyle oldu. Genç biriyle çalışıyorsan zaten yapacağın şey o yani. Hocanın hocasına bakıyorsun sonuçta. Tabii yani çok şey de gelebilir. Hani ters bir adama da denk gelebilirsin. Hocası şeker gibidir. Adam ilginç çıkabilir falan. Biraz, ya bu şans meselesi. Buna yapacak bir şey yok yani. Sen mesela orada başvuracağın grupta yine bir Türk vardı. Sormuşsundur. O adam için gayet normal bir insandır. Senin için değildir. O yapacak bir şey yok mu? Olabilir yani. Okey. Hiçbir O şey zaman garanti değil sonuçta. şimdi konuyu biraz değiştireceğim. Hazır yani yurt dışına eğitime gitmek için nasıl bir şeyler yapılması ya da bunun üzerine biraz konuştuk. Şimdi de artık birinci saate yaklaşırken kendi içimizdeki yayın tabii kaydın değil de kuantum teknolojilerine geçelim. Siz neler yaptınız arkadaşlar? Kuantum hafıza ne? Niye geçmiyor muyuz Mustafa? Uzaya çıkmadık mı? Geçelim geçelim. Tamam. Anlat da girsin ya. Ben Evet, hazırlıklı tamam, değilim. kutlu gelsin. Ben alanda değilim oğlum. Ben artık yapayım ya. O zaman şöyle başlayayım. Mesela Karikatür yapıyordum da. mesela Kutlu abi, doktora da ne yaptın? Ne çıktı? O kadar uğraştın, ne oldu yani hani? Ne oldu? Ne, evet yani ne buldun? Evet. Ne buldun? Olacağından değil abi zaten. Ya aslında Bayağı bu ışığı en durdurdun da ne baştaki oldu? konuştuğumuz şeye bağlanıyor biraz. Yani hani doktorda öğrendiğin şey çok büyük bir problemin işte küçük parçalara ayırıp çözmek falan ya. Yani aslında yaptığın şey şu anda büyük ihtimalle uygulaması olmayan, gelecekte de büyük ihtimalle uygulaması olmayacak. Ama uygulaması olması istenen bir şeyin çok ufak bir parçasını çözmen. Onu çözerken de büyük resmi de beraberinde algılayabilmen. Yani biz Mustafa ile beraber hemen hemen aynı işi yaptık aslında. Mustafa'nın yaptığı şey daha biraz daha kendi içinde tutarlıydı. Ben biraz oradan oraya yaptım. Çok bir yani bir hikayesi olmadığı için. Yaptığımız şey aslında biz kristalin içinde tek foton saklamak. O tek fotonun
kristale girmeden önceki kuantum özelliğiyle kristalden çıktıktan sonraki kristalle belli bir süre muhafaza edilip bizim isteğimiz doğrultusunda tekrar kristalden alındıktan sonra kuantum özelliklerinin ne kadar bir düzeyle örtüşüyor olduğu üzerine. Yani kuantum hafıza dediğimiz şey bu zaten. Bir kuantum durumunu muhafaza edebilmek. Bunu ne kadar uzun süreli ve ne kadar ilk baştakiyle son baştaki son çıkan fotonların veya işte neyse o kuantum parçacık onların durumlarının ne kadar birbirleriyle örtüştükleri. Yaptığım şey bu. Ondan sonra bizim işte yaptığımız kristal turuncu renkte fotonları alıyordu. Fakat biz bunu kuantum internette işte kuantum network için kullandığımız için daha telekom dalga boyunda olması gerekiyordu. O yüzden işte, fotonları çevirmeye yani frekanslarını değiştirmek üzerine deneyler yaptık. Başka kristaller kullanılabiliyor bu sayede vesaire vesaire. Sonra işte benim hikayem burada bitti aslında. Mustafa'nınki devam ediyor. Mustafa Evet. uzaycı oluyor. Evet. Barcelona'dan sonra Cambridge'e gittim Mete'nin yanına. Orada da hani benzer deneyler ama çok daha farklı sistemlerle yapmaya çalıştık. Orada çalıştım. Ondan sonra 3,5 yıldan sonra Berlin'e geldim. Biraz daha aile, özel hayat işlerinin daha üste basmasıyla diyeyim. Buraya geldim. Burada da iyi denk geldi aslında. Hani Berlin yani amaçtı. Burada da tamam Berlin'e geleceğim ama Berlin'de ne var? Hani kim var? Şimdi öyle olunca ben de hani kafamda şey diye düşünüyordum. Ne yapacağım? Hani Berlin'e geleyim. Orada iş bulurum, yerleşirim hani nihayetinde. Hani bir şey akademik ya da non-akademik ne olursa. Şimdi öyle olunca burada hani birkaç aslında araştırmacı var. Hani benim hem doktora da hem de postdoc'ta çalıştığım konulara yakın. Ama onların da şeyi şimdi direkt böyle gömmek istemiyorum ama birisi ikisi çok yeni. Yani şimdi 3-3,5 yıl doktora yaptıktan sonra yeniden hani sıfırdan başlayan bir laba şey yapmak istemedim. Çünkü zaten doktoramda hani sıfırdan kurulmuş bir labda hani doktorama başladım. Bir iki başka grup var burada ama onların da hani beğenmemezlik değil de bir yerde hem Barcelona'daki hem de Cambridge'deki çalıştığım hani grupların kalitesiyle karşılaştırınca o kadar değildi. Öyle olunca dedim ki madem hani büyük ihtimal ben zaten hani başka bir iş bulacağım. Hani çünkü Berlin akademik kadro bulmak zaten çok zor. Hele ki şu şehirde istiyorum diyeceksin ve orada bulacaksın o daha da zor. Hani dedim ki madem ben tamamen farklı bir şey yapayım. Hani madem ayrılmadan önce. Tamamen böyle çok daha farklı bir şey yapayım ve zaten ufaklıktan hani klişe de biraz. Ama maalesef öyle. Hani uzay işlerine hani merak da ekstra olduğu için. Öyle olunca burada bir grup buldum. Bunların şeyi uzmanlığı uzaya şey gönderme. Lazer sistemi ya da çeşitli atomik deneyler ama o atomik deneyler bizim yaptığımız kadar kompleks deneyler değil şu aşamada. En azından şu aşamada. Hani daha farklı şeyler yapmak istiyorlar ama yine hani atomik sistemleri uzaya gönderme. Dedim ki madem hani ben buraya geleyim hem uzay işlerini öğrenirim. Hani uzay alanında fizik ikisinden bir birleşmesi nasıl yapılıyor? O alanda işler nasıl yürüyor? Hem de repertuarı hani biraz daha genişletelim. Çünkü hani Barcelona'da farklı bir konuydu. İşte Cambridge'de farklı bir konuydu. Bir de bunun üzerine çok daha farklı bir şey olursa hani en azından yarın bir gün sadece optik fotonik endüstrisinde ya da hani teknoloji endüstrisinde değil bir de uzay havacılık endüstrisinde de hani iş bulma imkanı olabilir. Ama öyle o motivasyonla girip hiç pek tanınmayan bir gruba başvurdum. Dedim yani relax olalım hani ne olacak diye. Çok öyle ekstra kariyerizme gerek yok ama bu da tam tersine döndü yani aslında. Burada da işler hani beklediğimden daha iyi gitmeye başladı. Yok kolaborasyonlar olsun, yok projeler olsun, yok bilmem ne. Bakalım yani hani nasıl gidecek bundan sonra da. Ama beklediğimden daha pozitif gidiyor şimdilik. Öyle diyebilirim. Ve yapmaya çalıştığımız şeyler de uzay tabanlı kuantum haberleşme sistemleri kurmak ve bunların hani şimdilik
mühendislik gibi birazcık analizini yapıyoruz. Yani hangi şartlarda ne tip sistemler işe yarayabilir? Ne tip uzaklık için ne tip kuantum hafızalar lazım ya da kuantum hafızalar gerçekten lazım mı? Şimdilik böyle şeylerle meşgulüz. Bir sebebi de hani bunların şimdilik hesap kitapla uğraşmamın bir sebebi de laboratuvarda deney kuruluyor şu anda. Bir öğrencinin doktora tezi soğuk atom, tuzaklanmış atom deneyi. O deneyi sonra kuantum hafıza deneyine hani çevireceğiz. Ve hani bu grubun uzmanlığı uzaya bir şeyler yollamak olduğu için hani normal lab ölçeğinden daha küçük yapabiliyorlar hani şeyleri. Daha minyatür lazerler. Bizim en laboratuvarda kullandığımız böyle kocaman toptikalar, kutlu. Hani onlar yerine sana işte 2 santimlik çip veriyor mesela. Ama aynı özelliklerde neredeyse. Öyle olunca hani uzaya gidebilecek hafıza hani kuantum hafıza sistemleri ve bunlarla ne tip deneyler yapılabilir? Hani komünikasyonun da haricinde. Çünkü mesela şeye baktığında olayın fizik tarafına gelirsen hani 2 tane kuantum hafızayı birbiriyle dolanık yaptım ve bunların ikisi de çok uzun süre yaşayabiliyor. İşte atıyorum 1 dakika olsun. Ama birisi bir uyduda olsun 1 dakika içinde o birazcık dönecek hani eğilmiş uzay zamanda. Hani böyle olunca eğilmiş bir uzay zaman içinde dolanık state'ler nasıl evolve ediyor gibi hani olayın sadece fizik tarafına da gitmek mümkün. Öyle olunca aslında hiç düşünmediğim, yani aslında düşündüğüm ama hani beklemediğim yerlere çıkıyor gibi şimdilik ama tabii hani bir yıl sonra, 2 yıl sonra ne olacağı belli olmaz yani. Çin'in hani eforlarını hep biliyoruz. Hani oradan bir deneye bakıyor yani bizim deneylerin ölmesi. Hani Jean Marfan diyecek ki ben bunu yaptım. Diyeceğiz ki abi eyvallah yani tamam teşekkürler. Biz de önümüzü ilikleyip Ya bu mesela güzel bir nokta. Hani şu an senin yani. yaptığın alanda dünyada öncü açık bir şekilde Çin diyebilir miyiz? Mustafa'nın Evet. çayını Uzay içmesine karşı. kuantum haberleşmelerinde evet. Uzay kuantum haberleşmesi şeyinde evet. Yani hani diğer ülkelerde hani benzer eforlara başladı işte Singapur ya da Kanada'da şeyler var. Avrupa'da galiba Münih'te Harald Weinfurter. Onlar mesela işte uçakla yaptı hani Münih'te. Ama ha yani Kutlu'nun dediği gibi uzaya gidecek mi gitmeyecek mi belli değil o işler daha. Harald'la Çünkü olmaz o iş. Harald'la olmaz o iş. Harald her şeyi kendi İşte bilmiyorum yapacağımız. hani ben de alanda olduğum için bir şey demiyorum. Hani sen de alandan ayrıldığın için, çıktığın için istediğin gibi dandım konuşan. O yüzden ben şimdilik diplomatik takılmak zorundayım yani. Ya Avrupa'da çok küçük yerlerde hani bunun Ya eforu var aslında da ama yani şöyle... şeyi tam hatırlamıyorum. Mustafa iyi biliyordu belki. Jean Marpa'nın makalelerinin o sağlam büyük makalelerin çoğunda Zeilinger'de var. Onu soracaktım bir sonrakinde. Yani bu Abi hikayenin yani başlangıcı Elsa'nın para evet. vermemesi çünkü. Evet. Evet. Yani Ama aslında Avusturya bir Avrupa bağlantısı var yani Viyana bağlantısı var sonuçta adam onun öğrencisi ve hep abi kolaborasyonu onu anlatayım ben ne oldu o işi. anla. Onu şey yapayım. Şimdi bunlar 2007 yılında mı? Yılını yine sallıyor olabilirim ama hani yani 10 yıldan daha önce. ESA'ya proposal veriyorlar. Zeilinger, Rupert Dursin de var galiba hani o işin içinde başında o zamanlar. Diyorlar ki hani uzay tabanlı QKD, Quantum Key Distribution yapalım. Hani zaten Kanarya Adaları'nda iki dağın tepesindeki teleskoplar arasında entanglement falan yaptılar ya 150 kilometrede. Onun çıkış motivasyonu hep oydu. Hani 150 kilometrelik linkte yapabiliyorsak yani 150 kilometrelik kalın atmosfer. Ama hani uzayda yapsak 10 kilometre hani aslında kalın atmosfer. Gerisi diffraction ve loss çok az. Her neyse 2007 mi 5 mi? Neyse. O zamanlarda hani bunun proposal'ını yapıyorlar. ESA'ya da gönderiyorlar. Hani makalelerini de yazıyorlar. Diyorlar ki ISS'e bir tane şey koyalım. Bir modül. Uluslararası Uzay İstasyonu'na. Küçük bir receiver ya da downlink. Ya source ya da receiver. Hani tam emin değilim şeyden de. Ya uplink ya da downlink olacak hani. Her neyse küçük bir modül koyalım. O modülle şey yapalım. Yani ISS'te dünya arasında QKD değil. İşte yok Zeki hani senin dediğin gibi. Yok para yok, yok bürokrasi, yok şu bu derken Jean Marpan onu yaptı. Ve hani çok daha büyük bir ölçekte yaptı. Hani özel onun uydusunu yolladılar. İki tane hani teleskop var bir de şeyde. Çin'in uydusunda. Yani aynı anda iki yer istasyonuyla simultane hani link kurabiliyor. Derken çok daha büyük bir ölçekte onu yapınca bu sefer hani Avrupa Birliği'nin ya da Avrupa Birliği yani Avrupa'nın, Zeilinger'in
lead ettiği hani o proje, bu sefer dediler ki biz ne yapacağız? Yani bu sefer bizim yapmaya çalıştığımızı yaptılar zaten. Bu sefer o projeye Space Quest da adı galiba. Ayrı bir twist verdiler. O verilen twist de şimdi çok konu bambaşka bir yere gidecek. David Deutsch'un 1988'de mi, 90'da mı? Öne sürdüğü bir teori var. O teoriye göre diyor ki hani kara delikler kadar olmasa da biraz daha böyle orta ölçekli hani kütle çekimsel sistemler dünya gibi ya da güneş gibi bunların yakınında yani direkt yüzey değil bunların yakınında şey olabilir diyor. Closed time-like surfaces. Yani closed time-like curve diyor. Kapalı zamanımsı eğriler. Yani bu da şey demek. Closed time-like olduğu için closed curve ne demek? Kendi kendine bağlanıyor demek. Time-like demek ne demek? Zamanda sen geçmişe gidiyorsun ve kendinle interaction etkileşime giriyorsun. Bu diyor ki hani böyle parçacıklar gravitasyonel sistemlerin yanında geçmişe gidiyor. Yani çok basitleştiriyorum. Hani belki ben bile yanlış anlamış olabilirim ama anladığım şekliyle böyle. Kendisiyle bir interaction'a girdiği için bir decoherence'a yol açıyor. Ondan, ve bunu işte sonra yeni 2010'da, 2011'de Avustralya'dan Tim Ralph birazcık modifiye ediyor ve hani deneyle test edilebilir bir şeye getiriyorlar bunu. İşte şu deneyi yaparsam bunu görebilirsin. Bu etki varsa gerçekten. Ondan sonra Avrupalılar Zeilinger diyor ki biz bunu yapacağız. Hani Space Quest'te yeni bir twist verdik. Bu etkiyi ölçeceğiz ISS'le. Ama Jamaikan bunu da yaptı. bu deneyi de yaptılar. Çünkü ellerinde uydu var zaten. Yani. Entangled Photon Pair Source var. Hepsi var. Bunu da yaptılar. Böyle bir etki görmediler. Ama Aynen. hani dediler ki o etkiyi görmediler ama belli bir limitte görmediler galiba. Yine detayını hatırlamıyorum. Yani test edilmesi gereken başka bir rejim daha var. Tamamen çöpe atılması için. Ya Ama şey yani burada tanıdığım demek birkaç lazım. kişi şey dedi. Space Quest öldü diyen tanıdıklarım vardı. Hani tanıdıklarım derken şey bu alanda çalışmış uzay işinde olan kişiler ümidi kesiyor gibi oradan. Ya mesela Çinliler aslında ISS'e yollamadılar bir modülü. Direkt kendi uydu 650 kiloluk uydu Evet. yolladılar yani. Hani Evet. O yani para var, insan var. Yani yayınlarına baktığında 300 ya atıyorum da hani 50-60 kişi hani bütün şeyleri işleri. O yüzden ama yani kültürelist, culturalist yani hani şey de değil de yani oradaki ama bakış da o hani kolektif bir bilinç olduğundan hani bunu hatta bazı şeylerde siz de görmüşsünüzdür. Mülakatlarda, yazılarda ya da hani Çinli araştırmacılarla yapılan şeylerde de hani bir öğrencinin işi sadece vida zaten abartıyorum tabii yani çok karikatürize ediyorum da bir öğrencinin işi çok hani dışarıdan basit görünen bir şey yapmak sadece vida sıkmak ya da işte mekanik parça dizayn etmek. Ama 10 kişi böyle şey yapıyor önünde sana işte bir uydu çıkıyor filan. Ama orada hani bu işi şey diye bakmıyorlar. Aa ben çok dandik bir iş yapıyorum diye bakmıyorlar. İşte ya da ben çok önemli şeyler yapmam lazım, işin teorisiyle ilgilenmem lazım ya da data almam lazım gibi. Hayır, benim işim önemli hani tüm işte. Ve ona da sen dandik bir iş yapıyorsun da demiyorlar büyük ihtimalle. Ya yanılıyor da olabilirim de hani yoksa başka türlü zaten olmaz. Bir de yani evet çok bireyselcilik de Avrupa ya da Amerika kadar da fazla olmadığı için. Tabii insan da çok. Vida sıkan Evet yani iyi insan da sıkıyorsa çok. Her yerde. aynen Tabii. yani. Tabii. Evet, Kutlu. Sana Efendim. bakıyoruz. Bir şey diyecektin. Yok. Sen Aa. anlat hocam Zeki. Ne anlatayım? Ne anlatayım? Nasıl girdin, Türkiye'de. nasıl geldin, ne oldun? Nasıl girdim? Evet. Ben 14 senedir ODTÜ'deyim. Hiçbir yere girmedim, çıkmadım çünkü. Lisans, yüksek lisans, doktora, hatta ikinci yüksek lisans hepsini ODTÜ'de yaptım ve slash doktorayı yapıyorum. Nasıl girdim? Bizim hani sen de bilirsin 400 projeleri lisans bitirme. Ve o aralar gidip işte şu an çalıştığım doktor hocama, Sadi hocama izlemiyordur ama selam edeyim ben de buradan. Dedim hocam kuantum dolanıklık diye bir şey varmış. Bu benim çok ilgimi çekti. Birlikte hani çalışabilir miyiz diye. O da ya bel eşitsizliği diye bir şey var biliyor musun dedi. Yo dedim al dedi makaleyi verdi başla. Oradan başladım. Tam sadece Hala oradayım. Hani
Hani lisans bitirme projesini onun üzerine yaptım. Yüksek lisans bitirme projesinde onun benzer bir teorik Hardy test diye bir Luşnard tarafından çıkarılan hani B eşitsizliğini belirli koşullar altında böyle yes no question'a döndürebilir miyiz? Hani istatistiksel de almak yerine şeklinde bir yaklaşım vardı. Onun üzerine çalıştım. Şimdi doktorda da hani madem elimizde böyle araçlar var, bunlar işte quantum networklerde dolanıklık dağıtımı üzerine hani teorik bir test geliştirme, daha doğrusu teorik testler var da bu testler içinde bir yönteme nasıl dönüştürürüz diye uğraşıyorum diyeyim. Ama onun dışında işte Qturkey kurduk. Böyle sizin gibi güzide yurt dışındaki Türkiye menşeili insanları dürtüp ya bu bizim gençlere bir gaz verin, herkes çok hayattan bezmiş. Böyle ya ortalaması neredeyse 4 olan insanlar ben iş bulamayacağım diyor. Yani ne yapıyorsunuz arkadaşlar şeklinde. Evet ya. Hani tamam fizik çok kompetitif bir alan. Buna hiçbir şekilde itiraz etmiyorum. Kuantum teknolojileri de son özellikle bir 3 senedir falan bayağı bir patladı. Ve hani herkes böyle ben kuantum yapacağım, kuantum yapacağım şeklinde takılıyor. Ama hani hala daha hani eğer yani ortalamadan bahsetmek istemiyorum ama ortalamanız iyiyse ne bileyim çok sorunlu bir insan değilseniz esas itibariyle yaptığınız işi seviyorsanız ve hani az buçuk nereye nasıl başvurulur işte letter of intent nasıl yazılır gruplar nasıl araştırılır biliyorsanız bir yerlere gidebilirsiniz. Hani o kadar da önünüz kapalı değil veya o kadar da böyle bir problem kendinize bunu dert et şu an bunu dert etmenize gerek yok o anlatmaya çalışıyorum bizdeki gençlere. Tamam. Bize yani bilmelerine de gerek yok. Hani CV nasıl yazılır? İnternetten öğrenilir. Ya dersi var, Evet dersi var yani abi. Zorunlu dersi var ya. aynen. Yani sadece Hem de kendi çok... o hedefi koyman lazım. İşte Evet. aslında doktorda da bir problem var. Çözmen lazım. Bunun küçük küçük şeyleri ayırıyorsun. Tıpları. Onların hepsini çözüyorsun. Burada da doktor, yurt dışına doktora gitmek istedim. Tamam. Olay bu. Bunu şey yapman lazım. Kırman lazım. Küçültmen lazım. Evet. Yani Evet. CV nasıl? Biliyor musun? Bilmiyorsun. Tamam. Öğrenmen lazım. Nasıl öğrenirsin? İnsanlara sorabilirsin. Google'dan arayabilirsin. CV örneklerine bakarsın. Ve ayrıca deneme yanılma da yapabilirsin. Yani çok böyle gitsen hani içine sinmeyecek ama alınabileceğini düşündüğün gruba CV'ni yollayabilirsin. Onlarla konuşursun. Yani hani eğer hedefinde tek bir grup varsa veya hani ben bu üç gruba gitmek istiyorum. Diğerlerine gitmeyeceğim. Yani, o zaman onlardan başlamazsın. Başka yerlerde önce bir kendi denersin. Yani tecrübe kazanırsın. Tecrübe de çok önemli. Ben gittiğim doktor mülakatı bazı halde 3. dakikada bana bir soru sordular. Hiç daha önce soru kendi kendime sormamıştım. Böyle saçma sapan şeyler söylüyorum. Bayağı batırdım yani. Ondan sonra zaten şeyde alışmamıştım. Normalde Türkiye'de herkes sunum bitmesini bekliyor. Ondan sonra soru sorar ama Avrupa'da öyle bir şey yok. Hmm, Çatı. tabii. Çat çat Aa, çat. Hiç yani acıma yok. Tabii. bunun yani seni test etmek gibi bir şey çoğunlukla olmuyor. Adam o anda merak ediyor, Evet. onu öğrenmek istiyor, onu orada temizleyip öyle devam etmek istiyorsun. Evet, güzel Yani, doğru. orada sordular onu. Yani çok da böyle hani anahtar bir şey aslında. Yani ben o Türkiye'deki aldığım eğitimin yani kendimle de alakalı bir şey de değil ama eğitimle de alakalı. Bana bu böyle denmiş. Tamam o zaman bu böyle değil demişim. Çünkü formülleri var bilmem ne. Olabilir. Ama neden o öyle oluyor? Hani neden sorusunu daha derine inmeyi yapmamış. Bütün yaptığım deneyler ona dayanıyor ama hiç onu sorgulamamış. Onu ben sordular. Ben orada bir güzelce sıvadım. Aslında gerisi güzel gitti. Fakat kabul edilmedi. Fakat ben onu hala unutmadım. Ondan sonra işte Paris'e gittim, Barcelona'ya gittim vesaire şeyler. Mülakatta. Ve yani artık hani hiç sekteye uğramadan kendi yaptığım iş, her şey tam olarak bütün içimde çünkü yazıyorum mesela şeyde
antrenman yaparken, kendi sunumuma çalışırken her cümlenin sonunda kendimi neden diye sormaya başladım. Neden? Bu cümleyi söyledim. Tamam, bu da neden? Onunla cevap olabilmem lazım. Tamam. Yani bunlar işte deneyim de böyle. Evet. Yani orada kutuya ek tam şeyi söyleyebilirim. Hani şimdi o kadar zaman oldu artık. Öğrencilikten çıktık. Hani ben de 4,5 yıl oldu doktorayı bitireli. Hani biriyle zaten konuşursan illa ki bu doktora başvurusu olmasına da gerek yok. Birisi hani bölüm seminerine gelir, işte ziyaretçidir, konferansa gidersin. Hani şey önemli. Bu ne konuştuğunun farkında mı bu kişi? Hani değil mi hani? Yani he or she knows what she's talking about. Hani bu aslında hani ne konuştuğunun farkında mı? Hani kimisi ya Aynen. gerçekten hani bir şeyler anlatıyor ama ne konuştuğunu bilmiyor bile. Ama bildiğini sanıyor ama hani Ya ezberlemiş ilk gibi zaten onu bakışta anlıyorsun. aynen yani ilk bakışta mantıklı görünüyor ama biraz şöyle bir deşer gibi olduğun zaman fark ediliyor hani bilmeyen kişi. Hani benim de hani öyle bir dönemim varmıştır çok önceden. Ama hani bu zamanla Kutlu'nun dediği gibi şey çözülecek şeyler yani hani. Aynen. Ama dikkat etmek lazım. Kesinlikle dikkat etmek lazım. Bir de hani çok alakasız da şimdi aklıma geldi. Şey pek yani Kutlu da aramızda bunu çok konuştuk da Kutlu'yla zamanında şey çok yani şimdi olan oluyor diyecek kişiler vardır muhakkak da. Aa sen Türkiye'den geliyorsun. Yok bilmem ne gibi şeyler pek olmuyor diyeceğim burada ben. Yani biz de aslamadık. Öyle diyelim. Ha evet, doğru. Yani hani biz çevremizde bu kadar kişiden hani işte sırf ben Türkiye'liyim diye bana böyle oldu. Gerçi bana şey olmuştu doktora başvurularımda. Hollanda'da birisi hani o zaman benim hani gösterdiğim referanslar çok kuvvetli. İşte dedim yani kendi master hocam zaten hani o alanda doktora yapmış etmiş. Ali Serpen Güzel hocadan hani referans istemiştim. O da hani çok kuvvetli yani normalde çok kuvvetli. Doktorası Yale'den filan işte bilmem ne fellowship'leri var. OSA ya da SBA vesaire vesaire. Şimdi hani onlardan referansım var ama Hollanda'da başvurduğum bir adam bana şey dedi direkt. Do you have non-Turkish references? Dedi. Tamam mı? Hani şimdi bu racism yani hani şey yani ulan adam hani sen görmüyor musun benim referanslarım zaten şey kuvvetli. Ama o Ya zaman o hani senin zaten yani aslında adamın kendini yargısının tam güvenmediğine de bir delalet. Yani adam gelmiş aynen, senin aynen, önüne. aynen, aynen. Sen Aynen. onu mülakatta yani artık posasını çıkartman lazım. Her şeyi anlaman lazım ki oradan başka referansa bakmadan da bu işi yapabilir. Yani adamın referansları var. İyi. Sen, önüne de gelmiş. Ya yani sen de aslında referansın orada. Yani sen Evet, adamla yani konuşmuşsun. Etmişsin. Yani bu olmadı orada oysa adamın da bir iyi ki sıkıntının olmamış olduğunu zaten. gösteriyor. Yani iyi ki de olmamış zaten mesela. Hani benim başıma duyduğum şey buydu. Ama onun dışında şey diyecektim. Yani siz nereden geldiğiniz bilindiği sürece, hani kimle ne iş yaptığınız bilindiği sürece ya da hani size güvenildiği sürece mümkün yani. Hani bunu şey için söylüyorum. Zeki dedin ya hani böyle mutsuzluğa kapılmış bir sürü öğrenci var diye. Yani mesela geçen yine alakasız da biraz fizikten değil hani biyolojiden Akdeniz Üniversitesi mezunu bir arkadaşımız, biyoloji mezunu bir arkadaşımız geçen hafta Yale'den profesörlük kabulü aldı mesela. Lisansı Akdeniz Biyoloji. Yani Türkiye'de bizim o tipik ÖSS kafası vardır ya, hep skor yapmam lazım, ha, yüksek puan şu bu. Ya Antalya'da biyoloji okumuş. Çok güzel okumuş. Demek ki süper çalışmış etmiş hani. Değil mi? Cambridge'de postdoktu. Caltech'e gitti postdok. Şimdi Yale'de hoca. Ama yani hani demek istediğim bizim o en azından biz hani ortaokulda, lisedeyken hani ya benzer kültürden çıktık hepimiz de. Hep şey böyle bir skorculuk, böyle bir Ya yarışmacılık Amerikancılık şey hocam vardı işte. ya. Ve daha bir çok acayip. Çok acayip. Yani Yani. mesela bizim arkadaş vardı. Adını şey yapmayayım da şimdi Kutlu bizim Barcelona'daki İtalyanlardan ilki. O mesela şey diyordu. İstatistiksel fizikten 7 defa kaldım diyordu. Biz de master'ını yaptı. Gayet ondan sonra doktoraya kendi evine döndü İtalya'ya. Gayet 10 numara şimdi permanent kalıcı pozisyonunu aldı İtalya'da. 10 numara iş yapıyor adam yani. Ya Abi da işte bizim başka bir zaten arkadaşımız. Ha tabii. yani şey de bu tabii biraz deneyici olmamızdan da kaynaklı. Yani Abi hani direkt onunla alakalı mı bilmiyorum ya. Yani benzer şeyleri yine bizim Türkiye'den notları hani bana benzeyen bir arkadaş teorici. Şimdi yine pozisyonunu aldı. Zeki Tanır yine isim şey yapmayayım hani de.
Sonra ayrı söylerim. Son yazar teorik makaleler çıkartmaya falan başladı arkadaş, teorici. Geçen ödül de aldı Bilim Akademisi'nden. Ya Notları o oysa ki başka. hep bir... Ha, Ya aynen. yok, hani sınavla alakalı olmamasını bence. Yani çünkü ben sınava çalışabilen bir insan olamadım hiçbir zaman. Ama lava koyduğum zaman da eşek gibi çalışan bir insanım yani. Yani çünkü hani yaptığı bir hedefim var. Yani çok böyle konkret yapmam gereken bir şey var. Ve çok açık. Onu yapmaya çalışıyorum. Ama sınava çalışmak benim için böyle iyi olmayan bir şey. Yani nereden ne soru gelecek bilmiyorsun. İşte ya ona motivasyon olamıyor yani hiçbir zaman. Anladım, anladım, anladım. Evet. Yani biraz insanın karakteristiği galiba. Yani Evet, bir ama orada da şeyi işte şey şansı mühim. Hani senin benim mesela şey şansımız vardı. Lisansta ya da master'da hani araştırma yapıp hani o tarafımızın çok şey olmadığını gösterdin hani sen de. Yani dedin ki bak ama işte hani elinde mesela araştırma imkanı o imkan olmayanların da tek bakılan şey de maalesef şeyler. Tabii. Notlar ve diğer skorlar falan işte hani. Amerika için de genelde biraz ama şimdi çok büyük de konuşmak istemiyorum Amerika için. O hani Amerika için dediklerimi yani Ya bir de şimdi bir şey Amerika söyleyecektim de geri kocaman alıyorum. yer ya. Yani her Evet. türlü şey var da Abi öyle. biz şey söyleyebilirim fakat orada Kutlu yani Zeki sen de hani katılacaksınız bence bana. Bizim alanda yani bu kuantum optik informasyon alanlarında Avrupa'da sıradan bir okulda yapabileceğiniz şeyler Amerika'da top 5'te 10'da hani yine şey de bu. Amerika'da böyle gitmenizin çok 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 zor olduğu yerlerde yapılıyor. Yani hani öyle bir fark var ama bence Avrupa ile Amerika arasında. Yani mesela bizim hoca Caltech'ten gelmiş. Mesela bizim grupta ben hani bitirdim doktorayı. Cambridge'e gittim. Benle bitiren başka bir arkadaş Kopenhag'a gitti ki hani çok büyük başka bir hocanın yanına gitti. Kutlu Max Planck'a gitti. Başka bir arkadaşımız NASA'ya gitti. Benle birlikte başka bir postdoc Oxford'a gitti. Hani bu şey gibi. Ama Avrupa'da bakınca şey diğer. Çok aşırı böyle inanılmaz bir yer gibi değildi hani bizim çıktığımız yer. Ya Avrupa'da çünkü hocaya ve makalene bakılıyor. Neresi çıkışlı olduğunun çok önemli değil. Yani sen Evet. güzel bir sonuç gösterebiliyorsan ona bakılıyor. Senle de konuşuyoruz. Mülakat da onun için var. Saçma Evet. sapan bir adam mısın, nasıl bilirsin, anlaşılıyor. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla en azından Avrupa'da daha çok CV'ye bakılıyor. Yani hani Amerika'da mı? Amerika'da. Harvard'dan mı çıktın, işte MIT'den mi çıktın, Caltech'ten mi çıktın? Bunlar kendi aralarında bir sirkülasyon var. Ve asıl para da orada olduğu için büyük yapıyor, onlar kurabiliyorlar. Avrupa'da daha çok yani hem devlet destekli hem işte Avrupa Birliği destekli çok fazla proje olduğu için hiç adını sanını daha önce duymadığın şehirlerin üniversitelerinden adamlar Nature basıyorlar, Science basıyorlar. Tabii. Çok da güzel laptop yapıyorlar. Her şey oluyor. Yani çok Tabii Avrupa'da çok mesela da jenize bir dağılım var bu açıdan. yani mesela adını duymadığınız şehirlerden Paderborn'da mesela kendi alanındaki en ünlü araştırmacılardan kadınlar şey Kristin Mesela. Silberhorn. SBDC'de neler yapıyor yani o kadın hani şeyde neler yani acayip işler yapıyorlar ama Paderborn hani adını duydun mu diye hani Türkiye'deki işte dedim ya hani Tabii. öğrenciye sorsan başvurur musun? Hani Paderborn'da ne yapacağım der. Ama Aynen. yani Aynen. Yani ben, hani bana da sorsan ben de master'dayken aynısını o yapardım. zamanki halinde sana deselerdi ki Paderborn'da onda çalışır mısın? Ne yapacağım orada dersin. Zaten Ama o orada alanda bir dünyanın en yani iyisi yani. ben şeyleri çıkartırken böyle bütün Avrupa'da kuantum optik çalışan grupları listelerken arada bir mavi ekran veriyordum. Yani hani ne iş yaptıklarına bakıyorum. Üniversiteye bakıyorum. Olmuyor yani, hani oturmuyor Tutmuyor. böyle bizim şeyle kafamızla oturmuyor. Kafadaki stereotipe uymuyor işte. Aha. Tamam. Öyle. Bence bayağı bir saattir konuşuyoruz. Bir saati geçti, evet. Evet. Neydi? Sohbetinize doyum olmaz arkadaşlar ama. Aynen. O zaman O biz zaman bağlayalım. bu sohbetlere devam edeceğiz diye umuyoruz arkadaşlar. Olabildiğince hani yurt dışında şu an doktorasını yapan veya doktorasını tamamlamış kuantum teknolojileri üzerine veya yakın alanlarda diyeyim hani direkt sizin gibi böyle kuantum optikçi veya işte kuantum computingçi olmasına gerek yok ama hani
en azından benzeşebilecek alanlarda işler yapan Türkiye çıkışlı insanlarla. Eğer çok merak ettiğiniz, özel olarak mutlaka bu konuda lütfen birisini bulun bize dediğiniz birileri olursa bunu Kutlu'ya, bana, Mustafa'ya, herhangi birimize iletebilirsiniz. Zaten bu arada Quantum Judgment'u tanıtmadık abi. Sen geldin ilk şeyden ama hiç 1,5 saattir Evet. konuşuyoruz. Bir Judgment demedin. Doğru. Yani onu şeyle daha farklı bir proje o. İnternetlerden Emre Sevinç'le benim hani yapmaya çalıştığımız bir şey ve bu yok karantina ve korona falan derken biraz bir aydır safsakladım. Öyle bir podcast projemiz var. Quantum Chartreuse. Twitter'da zaten direkt bu isimle bakarsanız direkt çıkacak. Orada daha çok kuantum fiziği tarihi ile daha doğrusu kuantum fiziğini politik ve felsefi bir kontekst içinde tartışmaya çalışıyoruz Emre ile. Çünkü Emre de kendisi yazılımcı ve üniversite galiba yüksek lisanstayken kuantum haberleşme üzerine projeler, ödevler ya da tez hani yazmışlığı var ve hala ilgileniyor şeyle ve Emre'nin entelektüel zevkleriyle diyelim hani damak tadıyla benim damak tadım zaten birbirimizi 5-6 yıldır hatta 2020'deyiz şimdi 13 tabii 7-8 yıldır biliyoruz internetlerden. Öyle olunca hani damak tatlarımız da uyuşunca hani özelden yaptığımız muhabbetleri böyle bir podcast yapalım dedik. Hani ilgileniyorsanız işin felsefi, politik taraflarına da hani kendimiz yani biz nasıl görüyoruz? Hani böyle burası gibi goy goydan daha şey hani elimizde bir Ciddi. script var işte yazılı hazırladığımız. Daha ciddi. Oturaklı. Yani ciddi işte bir öyle değil mi? Emre varken de. dinleyenler kendi karar versin. Evet. Böyle hani sadece Öyle bir şey. politik felsefi demeyelim, işin ticari taraflarıyla ilgili de bence güzel, özellikle Ha Emre'nin doğru. Oraya da yaptığı doğru. Doğru. Evet. yani. Girdiği şeyler var. Hı. Yani oraya geleceğiz. Çünkü bana bu hep şey gibi geliyor. Şimdinin kuantum teknolojisi. Aslında bunu en başta söylemek de belki daha iyi olabilirdi. 1900'lerin, 1940'ların, 50'lerin ya da 60'ta işte neyse hani o birkaç 10 yıl. Hani o zamanların nükleer fiziği neyse kuantum teknolojileri de şimdi biraz onun gibi geliyor bana. Yani temel fiziğin stratejik yani ülkelerin politik ve stratejik amaçları için kullanması neyse o zamanlar, yani o zamanlar nükleer fizik işte atom bombası yapıyorsun, nükleer enerji santralleri şu bu derken bayağı mühim. Şimdi de kuantum teknolojileri biraz öyle bir yere gidiyor gibi. Yok işte kuantum bilgisayar yapacaksın, neden işte şifre kırıp düşmanının bilgilerini ele geçireceksin. İşte yok kuantum haberleşme hattı yapacaksın, niye işte kırılamayan, hacklenemeyen komünikasyon vesaire derken hani olay aslında öyle bir tarafı da var. Ve tüm bu hani kuantum teknolojiler niye hani hot topic şimdi çok sıcak. Devletler bunu tam olarak bu yüzden çok para akıtıyor. Yani Trump bile bir sürü ne onların NSF değil mi? National Science Foundation. Onların galiba fundingini kesti, parasını kesti biraz ama kuantum teknolojileri özel kuantum initiative gibi bir şey çıkarttı. Belki National sen daha iyi biliyorsundur. Quantum Initiative Act Değil diye. mi? Ha, aynen. 600-700 milyon dolar. Ve yani diğer taraflardan kıstığı parayı Şey, şimdi kuantum teknolojilerine akıtıyor Trump. 1,3 milyar. Milyar mı o? Ben 1,3 600 milyon milyar. diye kalmış aklımda. Yok, 1,3 milyar üstüne şeyleri hariç bu tabii. Department of Energy işte yani DOD'nin, DOE'nin ve alt şeylerin, yüklenicilerin. Bu özelin verdiği paranın tamamen dışında. Bunlar devlet desteği. Anladım, anladım. Tamam. Mesela Tamam. Avrupa'daki 1 Şey milyarın aynı. Avrupa'daki 1 milyar euronun 500 milyon eurosunun özelden gelmesini bekliyorlar. Yani komisyon sadece Doğru. 500 milyon koyuyor. Amerika'da iş tam öyle değil ama yani Amerika biraz farklı işliyorlar. Ondan ama yani şey konuşmanın da bir noktasında dediğimiz gibi ben Çin çok öne geçti. Lan kaptıracak mıyız işleri diye bir Evet, onun şeye korkusu, onun kapılmışlar. korkusu da var. Evet. Onun korkusuyla belki. Böyle yani neyse Zeki sağ ol hatırlattığın için de hani olayın o taraflarını da ekstra dinlemek arada overlapler olacaktır belki. Olsun yani hani ilgileniyorsanız. Ama hani oranın konsepti birazcık daha farklı hani buradan. Ve yani Öyle bir durumda. kesinlikle tavsiye ederiz arkadaşlar. Quantum Chartreuse. Ada kanmayın. Bizimki kuantum teknolojileri sohbetleri ama daha goy goy. O Quantum Chartreuse ama daha ciddi. Hani öyle bir kontrast içinde. O zaman ne diyelim?
Evde kalın arkadaşlar. Hoş. Mustafa galiba dışarı çıkacak ama. Burada kanun yok. Evet, yani bir yürüyüşe çıkacağım şimdi. Ya yani bir de bizim mahalle birazcık dışlık güzel o yüzden. Çok kalabalık yok. O zaman görüşmek üzere Teşekkürler gençler. arkadaşlar. Sağlıcakla. Görüşmek üzere.